Ses kontrol. Ses ve görüntü kontrol. Görüntü var, ses de var sanırım. İyiyim Ahmet'im, senden ne haber? Hepiniz iyisinizdir umarım. Herkes iyi mi? Çok güzel, harika. Şimdi bugün şu dalgaları şey yapalım, bitirelim ki yarın artık ışık teorilerine girelim, ışığın dalga teorisine girebilelim. Bugün sadece su dalgalarıyla uğraşacağız. Biraz incik boncuk tarafı fazla biliyorsunuz. Ondan sonracığıma yay halledildi geçen hafta. En azından dalga hareketinin nasıl bir şey olduğunu vesaireyi gördük. Şimdi su dalgalarıyla beraber bugün dalga şeyini kavramını iyice oturtalım. Herkes hazırsa başlıyorum arkadaşlar. Herkes hazırsa başlıyorum. Şimdi su dalgaları diyelim. Neymiş bir bakalım. Şimdi bir dalga leğeni düşünelim. Bir dalga leğeni düşünelim. Bakın şöyle. Bu yandan görünüm arkadaşlar dalga leğeninin. İçine bir miktar su doldurdum. Bir de üstten görünüm yapıyorum. Bakın biri yandan görünüm, biri üstten görünüm bunlardan. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Bu da üstten görünüm olsun. Şimdi iki tane kaynak türümüz var. Birincisi parmağımı sokup sokup çıkarıyorum suya ya da kalemin ucunu sokup sokup çıkarıyorum. İkincisinde ise arkadaşlar şu kalemi bu şekilde boylamasına sokup sokup çıkarıyorum, tamam mı? Bakın bu böyle sokup çıkarırsam noktasal kaynak diyoruz. Böyle sokup çıkarırsam doğrusal kaynak diyoruz. Birincisi arkadaşlar doğrusal kaynak olsun. İkincisi ise noktasal kaynak olsun. Üstten görünümü göstereyim. Kaynağım her ikisinde de sol tarafta olsun abi. Kaynağımız sol tarafta, tamam mı? Her ikisinde de. Şimdi bakın kaynak şurada suya girip girip çıkıyor. İyi izleyin. Kaynağım şu meret olsun abicim. Kaynağım şu meret. Bakın doğrusal bir kaynak. Tamam mı? Bunun ürettiği dalgaları çiziyorum şimdi. Periyodik olarak suya girip girip çıkıyor. Şu şekilde arkadaşlar doğrusal dalgalar üretirim. Doğrusal dalgalar üretir. Şu şekilde yayılan. Noktasal kaynaktaysa arkadaşlar, noktasal kaynaktaysa şöyle bir kaynak suya girip girip çıkıyor nokta şeklinde. Onun ürettiği dalgalara bakacak olursam şu şekilde arkadaşlar halka şeklinde o noktayı merkez kabul eden halka şeklinde yayılan dalgalar gözlemlerim yukarıdan baktığımda dalga leğenini. Her girip çıkma arası tabii ki bir periyot. Semih, tabii ki bir periyot. Şimdi üstten baktığımda görüyorsunuz. Şimdi bakın normalde şunu da göstermem lazım benim. Bu çizdiğim çizgiler arkadaşlar dalga tepeleri. Çizdiğim çizgiler dalga tepeleri. Aslında şöyle onu da kırmızıyla göstereyim istiyorsanız. Her iki dalga tepesi arasında ne var abicim aslında? Dalga çukurları var. Ama biz onları göstermekten çekiniriz genelde. Tamam. Merhaba Mide. Bakın burada da şöyle şu arada dalga çukuru gidiyor. Burada da şu arada dalga çukuru gidiyor aslında. Ama onları göstermeyeceğim. Tamam mı? Sadece tepeleri göstereceğim. Şimdi yandan bakarsam peki ne gözlerim ben burada? Yandan bakacağım. Bakın çok önemli burası. Yandan baktığınızda her ikisini de aynı şekilde gözlersiniz arkadaşlar. Yandan baktığınızda her ikisini de aynı şekilde gözlersiniz. Neden diyecek olursanız, çünkü burada da arkadaşlar ne olacak? İşte bir tepe, bir çukur, bir tepe, bir çukur göreceksiniz yanda bakın. Noktasal kaynakta da. Yani yandan baktığınızda şeyi anlayamayabilirsiniz. Doğrusal mı noktasal mı kaynak. Ancak nereden anlarsın bunu? Üstten baktığında anlayabilirsin. Buraya kadar problem var mı? Noktasal mı? Doğrusal mı? Ancak üstten baktığında anlarım. Hangisi olursa olsun şunu bileceksiniz. Eğer derinse ortamımız bizim, tamam mı? Suyun derinliğinden bahsediyorum.
Arkadaşlar dalgalar hızlı yayılır. Eğer sığ ise bizim suyumuz, dalgalar yavaş yayılır. Yani suyun derinliği hızı etkileyen ana faktör. Bakın yaylarda ortama bakıyoruz. Burada da ortama bakıyoruz. Yaylarda yayın birim uzunluğunun kütlesi önemli. Bir de gelen kuvvet önemli. Yani ortam belirliyor hızı. Burada da yine ortam belirliyor. Yine hangi ikisi olursa olsun x eşittir vt formülü gibi düşünün. Bir dalga boyu yolu v hızıyla bir periyot sürede kat etmek zorundadır. Tekrar ediyorum. Hız neye bağlıdır? Ortama bağlıdır. Periyot ya da tersi frekans sadece kaynağa bağlı bir niceliktir. Ama bunların çarpımı olan dalga boyu bir sonuçtur. Hem ortama hem kaynağa bağlıdır. İkisinden de etkilenir. Şimdi arkadaşlar eğer ya da öncekini de göstereyim. Eğer şöyle olsaydı bakın benim dalga leğenim iyi izleyin burayı. Şöyle olsaydı. Rengi değiştireyim. Şöyle bir dalga leğeni verseydim. Bakın. Gittikçe sığlaşıyor su. Farkında mısınız? Su gittikçe sığlaşıyor. Dalga leğenim şöyle olsaydı. Anlaştık mı? Bu sefer ürettiğim dalgalar arkadaşlar şöyle olacak bakın. Gittikçe sığlaştığı için bakın periyot sabit. Ama hız azalır gittikçe sığlaştığı için dolayısıyla da dalga boyu direkt küçülmeli. Yani dalgalar birbirine sağ tarafta daha yakın olmalı. Altta çizeyim bakın. Altta çizeyim. Atıyorum dalgalar şöyle oluşacaktı. Şu bir sonraki şu bir sonraki daha da yakında bir sonraki daha da yakında bir sonraki daha da yakında. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Dalga boyu azalırdı sağ tarafa doğru gittikçe. Bunlardan ilk üretilenler şunlar farkındasınız. Bu da son üretilen. Son üretilenler. Kaynak o tarafta dedim ya ben dikkat edin. Kaynak o tarafta dedim. Yani ilk üretilenler birbirlerine ileride bir yerde gitgide yaklaşırlardı. Dalga boyu gitgide küçülürdü. Sıklaşırdı dalgaları. Ama ve lakin bu görünümün aynısını şeyde de elde edebilirsiniz. Bakın. Adam şöyle bir şekil verdi bize. Bakın üstten görünümünü çiziyor bana. Dalga leğeni üstten dalgaların görünümünü verdi. Dedi ki dalgalarım dedi şu şekildeler. Bir sonrakinin arasını biraz daha açtı. Bir sonrakinin arasını daha da açtı. Bir sonrakinin arasını daha da açtı. Şu tarafa doğru ilerliyorlar. Kaynak bu tarafta. Bu tarafta bir kaynak var. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi iki şey olabilir. Buraya sol, buraya sağ dersem, anlaştık mı? Buraya sol, oraya sağ dersem, sağ tarafa doğru gittikçe arkadaşlar, ya sağ gittikçe derinleşiyor bu su, ya bundan olur, ya da kaynağın frekansı gitgide artıyorsa olur. Bakın iki türlüdür bu. Ya derinlik sabitse kaynak frekansını artırıyor demektir. Anlatabildim mi? Semih. Olmaz öyle. O zaman her yerdeki derinlik sabit olarak değil. Her yerdeki derinlik azalır ya gitgide. Her yerdeki derinlik azalır ya. Bakın iki tane alternatif var. Ya arkadaşlar kaynağın frekansı sabit, sağ tarafa doğru gittikçe ortam derinleşiyor. Ya da ortamın derinliği sabit, kaynağın frekansı gitgide artırılıyor. İki şekilden biridir bu. Anlaştık mı? İki olaydan biridir bu görünümün sebebi. Şimdi şeyle başlayalım bakalım. Doppler kayması dediğimiz bir kayma var biliyorsunuz. Doppler kayması. Doppler etkisi.
Nedir Doppler etkisi arkadaşlar? He o Mustafa. Evet Mustafa. Şimdi Mustafa yine bana işimi öğretiyor arkadaşlar bakın. Evet Doppler'den önce Mustafa söyle bakalım. Hangi dalgaların genlikleri? Genliği kim belirler? Size soruyorum arkadaşlar. Genliği ben belirlerim, değil mi? Genliği ben belirlerim. Genlik şeyle ne alakalı? Siz söyleyin bana bir. Ortamla ne alakası var genliği? Of, of. Arkadaşlar bir izleyin burayı şimdi. Doppler kayması dediğimiz şey şudur. Bir ambulans düşünün mesela. Bir ses dalgalarından örnek verelim. Bir ambulans düşünün. Ambulansın size doğru gelirken sireninin çıkardığı sesle sizden uzaklaşırken yani çıkardığı ses demeyeyim de duyduğun sesle pardon. Duyduğun ses ambulans sana yaklaşırken farklı duyarsın. Ambulans senden uzaklaşırken farklı duyarsın. Neden? İyi izleyin bakın şimdi. Noktasal bir kaynak olsun abicim. Noktasal bir kaynak. Hiçbir şekilde de yerini değiştirmesin noktasal kaynağı. Bakın şu şekilde eş merkezli dalgalar üretirim. Şöyle bir hat çekeyim abi. Şu noktaların, şu uzunlukların her biri birbirinin eşit abicim. Dolayısıyla buradan bakan gözlemci de ya da dinleyen gözlemci ses dalgalarıysa bunlar. Buradan dinleyen gözlemci de gerçek dalga boyu lambda ise bu da lambda gözler, bu da lambda gözler. Tamam mıdır? Her ikisi de lambda gözler. Peki kaynağı şimdi hareket ettirelim. Sağ tarafa doğru kaynağı hareket ettirelim. Bakın ilkini üretti. Şu en dışarıdaki ilk üretilen dalgam benim. İlk üretilen dalgam en dışarıdaki. Bunun merkezi şu siyah nokta. Bir sonra üretilen dalgam daha bakın merkezi daha şurada üretilecek mavi nokta. Atıyorum şöyle bir dalga olur. Bir sonra ürettiğim dalga ise arkadaşlar atıyorum şurada ürettim onu da o da şu olur mesela. Bakın her birinin merkezi daha farklı. Çünkü kaynağım hareket halinde. Bakın kaynağım hareket halinde. Dalga leğeninde ya da şeyde ambulans diyelim. Ambulans hareket ediyor. Bu şekilde. Şimdi bakalım şuradan bir hat çekelim. İki tane gözlemci koyalım. Bir sola bir sağa. Bir buraya gözlemci bir buraya gözlemci. Gözlemciler dalga boylarını farklı algılayacaklardır. İyi izleyin. Sağ taraftaki gözlemciye göre şu çizgi kadardır dalga boyu. Sol taraftaki gözlemciye göre ise bu çizgi kadardır dalga boyu. Ya da bir içeridekinden gidelim istiyorsanız. Sağ taraftakine göre şu yeşil çizgidir dalga boyu. Sol taraftakine göre ise şu yeşil çizgidir dalga boyu. Yani dikkat edin. Gerçek dalga boyuna göre, gerçek dalga boyuna ben eğer lambda diyecek olursam sağ taraftaki lambda'dan, lambda 1 diyelim ona, lambda'dan daha küçük bir dalga boyu gözlemliyor. Sol taraftaki ise lambda'dan daha, lambda 2 diyelim ona, lambda'dan daha büyük bir dalga boyu gözlemliyor. Gerçek dalga boyuna göre daha farklı lambda'lar gözlerler. Peki frekansları nasıl gözlerler o zaman? Aslında frekans değişmemesine rağmen... Bizim adamımız, kaynağımız suya hep ya da işte ambulansımız hep aynı sesi çıkarmasına rağmen sağ taraftaki frekansı artmış. Dalgalar sıklaştı çünkü. Buysa frekansı azalmış gözler. Gözler gözler. O zaman bunları ses dalgası gibi düşünürsem, bunları ses dalgası gibi düşünürsem ambulansın çıkardığı sesi sağ taraftaki adam frekansı artmış yani daha tiz duyar olması gerekenden daha
tiz bir ses olarak duyar. Bu taraftaki adamsa sesi daha bas duyar, daha pes duyar ya da. Anlaştık mı? Biri sağ taraftaki daha tiz, sol taraftaki ise daha bas. Tamam mı? Frekansı farklı algılarlar. Zaten günlük yaşamdan bakın. Ambulans sana doğru gelirken sesi böyle daha ince gelir. Daha olması gerekenden daha ince ses olarak gelir. Senden uzaklaşırkense olması gerekenden daha kalın bir sesle. Buradan da ambulansın sana yaklaşıyor mu, senden uzaklaşıyor mu onu anlarsın. Bu olay arkadaşlar Doppler kayması olarak geçer. Şimdi benim bu örneğimde arkadaşlar ben ortamı sabit tuttum, kaynağı hareket ettirdim. Ama şu da olabilirdi. Kaynak sabit, dalga leğenini alttan çekiyor da olabilirim ben. Yani şu alttaki şekil iki türlü oluşabilir. Belki leğen sabit, kaynak sağa doğru gidiyordur. Ya da arkadaşlar kaynak sabittir, leğen, dalga leğeni sola doğru çekiliyordur. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Dalga leğenini sola doğru çekersen de çünkü dalga hızından gayrı başka bir hız daha katıyorsun çünkü şeye, dalgalara, kaynağı leğeni çekerek. İki türlü de bu görüntü gerçekleşir. Ama bakın, derinlik değişimiyle bu görüntüler elde edilmez. Neden? Halkasallık bozulmamış. Derinlik değişimi olsaydı halkasallık bozulurdu arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Derinlik değişimi olsaydı halkasallık bozulurdu. Tam böyle çember olmazlardı bunlar. Hala çember mi çember. Demek ki nedir bu? Derinlik değişimi yok burada. Tamam mı? Ama doğrusal dalgalar olsaydı, bakın soldaki şekildeki gibi, o zaman belki derdim. Yani ulan belki derinlik değişiyor falan filan. Ama halka şeklindekilerde diyemem. Mesela bu örnekte derinlik değişmiyor. Tek diyeceğim şey, leğen sabitse kaynak sağa gidiyor, kaynak sabitse leğen sola gidiyor. Ya da birbirlerine göre bağıl hareketleri var. Kaynağın leğene göre bağıl hareketi sağ tarafa doğru. Anlaştık mı? Bağıl hareketi olması lazım. Belki ikisi zıt yönlere gidiyorlar. Belki leğen de sağa gidiyor, kaynak da sağa gidiyor ama kaynak leğene göre daha hızlı gidiyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bakın her ikisi de sağa gidiyor belki de ama kaynak leğenden daha hızlı gidiyor. Yine bu görünüm elde edersiniz. Önemli olan kaynağın leğene göre bağıl hareketidir, bağıl hızıdır. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar. Peki bu lambda 1 ve lambda 2 dediğim naneleri nasıl bulacağım? Lambda 1 ve lambda 2'yi nasıl bulacağım? İyi izleyin. Ben diyorum ki gerçek dalga boyu, dalganın hızı v dalga diyelim, çarpı periyot. Bunu biliyoruz. Peki aynı süreçte kaynak ne kadar hareket ediyor ona bakarım. V kaynak çarpı bir periyot. Yani bir periyot süreçte kaynak ne kadar kaydı ona bakarım. Onu da buldum mu? Bakın lambdayı da buldum, delta x'i de buldum. Lambda 1 ve lambda 2'yi şöyle buluruz arkadaşlar. Gerçek dalga boyu artı eksi kaynağın hareket miktarı. Yani bir taraftaki kaynağın hareket miktarı kadar düşük dalga boyu, diğer taraftaki ise kaynağın hareket miktarı kadar büyük dalga boyu gözler. Yani bunlardan biri arkadaşlar lambda artı delta x'tir. Ötekisi ise lambda eksi delta x'tir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Şimdi biz evrenin genişlemesini Doppler kaymasına bakarak ispatlıyoruz biliyorsunuz. Evrenin genişlediğini Doppler kaymasıyla ispatlıyoruz. Şimdi bir yıldızdan bize gelmesi gereken ışığın spektrumu belli. Atıyorum bir yıldızdan bize kırmızı ışık geliyorsa, ya bir sürü renk geliyor ya, kırmızıya bakalım. Kırmızının dalga boyunu bizim normalde atıyorum 5 birim ölçmemiz lazım. 5 birim, tamam mı? Kırmızının dalga boyunu böyle ölçmemiz lazım. Öyle olması gerekiyor normalde. Ama etrafımızdaki yıldızlara bir bakıyoruz abi. 5 değil de olması gereken kırmızının dalga boyu 5 birim olması gerekirken 6 birim gözlüyoruz biz dalga boylarını.
kırmızının. Ulan diyoruz, kırmızının frekansı aynı. Peki ben dalga boyunu neden daha büyük gözlüyorum? Demek ki yıldızlarla benim aramdaki mesafe açılıyor. Yani gökyüzüne baktığımızda o yıldızlar bizden uzaklaşıyorlar. Neden olur bu? Bir balonun şişmesi gibi evren genişlerse olur ancak. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evren genişliyor ki demek ki dalga boyu olması gerekenden daha büyük oluyor. Dalga boyları ölçmem gerekenden daha büyük dalga boyları ölçüyor. Demek ki olay bu. Bundan ibaret. Tamam mıdır? Doppler kayması dediğimiz şey ile evrenin genişlediğini. Bakın, evrenin genişlediğini iki türlü görebilirsin. Ya evrenin dışında bir varlık olacaksın. Bakacaksın evren genişliyor. Ha diyeceksin. O zaman dışarıdan bakman lazım. Bu mümkün değil. Evrenin içindeyken nasıl anlarsın bunu? Bir balonun içindesin sen. Merkezdesin mesela. Balon şişiyorsa ne demektir bu? Balon şişiyor. Yani balonun şişmesi üzerindeki böyle balonun üzerine böyle noktalar koy. Senden uzaklaşıyor. Senden uzaklaşıyorsa onun yaydığı şeyin ışığın dalga boyunu sen daha uzun görmek zorundasın. Böylelikle içerideyken evrenin içindeyiz. Ama evrenin genişlediğini ispatlıyoruz. Göstermiş oluyoruz. Tamam mı? Şimdi bu Doppler etkisi şeyde de çok karşımıza çıkar. İyi izleyin. Bakın şimdi. Adam diyor ki mesela ses hızını aşan uçak. Bakın. Bir uçak ses hızından düşük hızlarda seyretsin. Bakın. Yaydığı ses dalgalarının şekilleri şöyle oluyor. Bir halka. Başka bir halka, başka bir halka, tamam mı? Sağ tarafa doğru yaklaşıyor bu halkalar. Benim uçağım ses hızına ne deriz arkadaşlar biz ses hızına? Ses hızı nedir? Bir mah. Mek, mah ne diyorsan de. Bu ses hızı. Havadaki işte belli şeylerde bilmem kaç atmosferde bilmem kaç santigrat derecede. Hatta nedir bu? 340 yaklaşık olarak metre bölü saniye. Tamam mı? Buna biz bir mach diyoruz, tamam mı? Bakın, eğer benim uçağımın hızı bir mach'tan küçükse arkadaşlar, gözleyeceğimiz şey budur. Yani şöyle gidiyor uçak, mesela sağ tarafa doğru gidiyor benim uçağım. Şu taraftaki gözlemci uçağın yaydığı ses dalgalarını işte olması gerekenden daha küçük dalga boyunda gözler. Şuradaki gözlemci deminki gibi olması gerekenden daha büyük dalga boyunda gözler. Peki benim uçağım ses hızını aşarsa ne olur? Bakın ses hızını aştığında arkadaşlar benim ürettiğim şeyler şu şekildedir artık. Uçağın ürettiği dalgaların şekli şu şekildedir. Tamam mı? Bakın ne oluyor şimdi? Bakın ne oluyor? Şu kırmızıyla belirlediğim noktalara iyi bakın. Ses dalgaları orada karşılıklı birbirlerine yapıcı girişim yapıyorlar mı? Yapıcı girişim. He? Yani üst üste bindiler. Oralarda ne gözlersiniz? Ne olur? Genlik, yani ses dalgaların genliği olması gerekenden daha büyüktür. İşte o noktalarda arkadaşlar ses çok daha şiddetli. Böyle patlama şeklinde duyulur. Anladınız? O noktalarda ses olması gerekenden daha şiddetli duyulur. Üst üste binmiştir. Süperpoze olmuştur dalgalar. Peki bu hangi durumda? Hemen onu yazalım. Ses hızından daha büyük hızla gittiğimiz durum. Şimdi biz deriz ki peki bir mahla giderse ne olur? Yani tam ses hızında giderse ne olur? Bakın ses hızıyla giderse de çıkardığı ses dalgaları şu oluyor arkadaşlar. Çok enteresan bir kavramdır bakın bu. Görüyor musunuz? Tam ses hızında giderse meydana gelen ses dalgaları bu şekilde bakın. Şurada psikopat bir genlik büyümesi var. Farkındasınız değil mi? Genlik abartı büyür. Öyle böyle değil. Yani bu bir mahla giderse bir uçak, yani ses hızıyla giderse tam o noktada genlik o kadar büyük olur ki dayanılmaz bir hal alır.
İşte bu nedenle uçaklar ses hızını hemen aşarlar. Hiçbir zaman ses hızında gitmezler. Ya ses hızının altında ya da ses hızının üstünde giderler. Ses hızında gitmezler. Orada çünkü anormal üst üste binme sonucu çok psikopat genlikler oluşur. Anormal yıkıcı bir şiddet oluşur orada. Anlatabildim mi demek istediğim şeyi? İşte uçak bir Mach'tan küçük hızdayken bir Mach'tan büyük hıza geçerken buna ses duvarını aşmak denir. Tam işte bu üçüncü şekli aşıyorsun. Anormal bir tam orada bam böyle psikopat bir patlama duyulur. İşte o ses hızını aşarken bu genliklerin üst üste geldiği şeydir. Düşünsenize hep ses hızında giderse hep ses duvarında gidiyor yani. Düşünsenize abi oradaki genliği düşünün. Buna ne uçaktaki adam dayanabilir ne de dışarıdaki bizler dayanabiliriz oradaki patlamaya. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? O nedenle ses hızını hiçbir zaman ses hızında gitmez uçaklar. Savaş uçakları vesaire bilmem ne. Ya bir Mach'ın altında seyrederler ya da ses hızını aşarlar. Ses hızında gitmezler. Bir Mach çünkü kritik. Bu şekilde gözleniyor. Ses hızını aştığında da o dört tane kırmızı noktada da patlamalar yani böyle yüksek şiddette bir şey duyarsın ama ses hızında gittiği kadar değil. Orada çünkü çok daha fazla şey meydana geliyor. Girişim meydana geliyor. Yapıcı girişim. Anlatabildim mi demek istediğim şeyi? Sonik patlama dediğimiz. Bakın. Ses hızına sonik hız dersek sound'dan geliyor. Sonik hız dersek birinci örnek arkadaşlar ses hızının altındayım bakın. Ses hızının altındayım. Buna infrasonik ses denir. Infrasonik. Ses hızının üstüne gidersem ikincide ultrasonik ya da süpersonik fark etmez. Yani ses hızının üstündeyim. Anlatabildim mi? Ses hızının altındaysam infrasonik, ses hızının üstündeysem süpersonik hızlar ya da ultrasonik hızlar. Ultra daha da beter bir hızdan bahsediyoruz, tamam mı? Yani ses hızından çok çok büyük hızlardan bahsediyoruz. Şimdi Doppler olayı anlaşıldı. Hangi şartlar altında gerçekleşirmiş? Bakalım şuraya. Ya kaynak hareketli ya dalga leğen hareketli. Daha doğrusu birbirlerine göre bağıl hareketleri var. Kısaca buna bakmanız yeterli. Şimdi iyi izle bakalım. İşte duruma göre aşıyor, duruma göre aşmıyor şey daha ama son süratleri ses hızından fazla. 1,5 Mach, 2 Mach, 2,5 Mach. Aynen öyle. Yani herhangi bir yerden böyle bir yere anında intikal etmesi gerekiyorsa çok büyük hızlarla gidip oraya yetişiyor. Ses hızından yüksek hızlara erişebiliyorlar. Eskiden Concorde diye 70'li 80'li yıllarda Fransız yolcu uçağı vardı Concorde. Onlar da ses hızından büyük hızlarla seyahat ediyorlardı. Yolcu uçağı olmasına rağmen. Şimdi artık bu Boeing'ler, Airbus'lar öyle değil ama. Ses hızının altında seyahat ediyorlar. Tamam. Yani ses hızını yolcu uçakları aşmıyor. Eskiden aşıyordu ama Concorde vardı. Onlar şeyden kaldırıldılar. Hizmetten kaldırıldılar. 760 metre bölü saniye. Allah 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 Allah. Bak sen. Ses hızının iki katı Hamide. İki katı 340, 680. İki katından da fazla. Yanlış söylemiş o zaman. Metre bölü saniye değildir o. Kilometre bölü saattir. Kilometre bölü saattir. Yanlış söylemiştir Hamide. Olamaz. Mümkün değil. Savaş uçakları çoğu savaş uçağı 2 Mach'ı geçmiyor. Nasıl geçecek? 340, iki katı 680. Sen diyorsun 760. Metre bölü saniye değil. Kilometre bölü saattir o. Kilometre bölü saat. Ya sen yanlış hatırlıyorsun ya da adamın dili sürçtü. Öyle olur mu lan? 760 metre bölü saat. Yok ya başka. Şimdi. Bakın. Şöyle bir dalga leğeni tanımlıyorum size. Şöyle bir dalga leğeni. Ha Dardus az önce tanımlamıştım. Bir önceki şeye geri gelelim. Slide'a geri gelelim.
Soldaki soruyu görün. O zaman Doppler'den sonra üçüncü bir durum daha çıktı. Farkında mısınız? Üçüncü bir durum daha çıktı. Doppler'den. Nedir abi üçüncü durum? Söyleyin bana. Kaynağın frekansı artıyor. Sağ gittikçe derinleşiyor. Üçüncü bir durum daha çıktı. Söyleyin bakalım bana. Nedir o? Hayır hayır, Doppler etkisinden dolayı da böyle görüntü görebiliriz. Ama bakın, Doppler etkisinde kafasına göre bu şekilde burası daha küçük, burası daha büyük, burası daha büyük, burası daha büyük değildir. Yani sabit hızda gitmiyordur ama sonuçta bir hareket vardır belki. Mesela ne olabilir? Bakın kaynağı özellikle vermiş herif. Orada kaynak var diyor. O zaman nedir? Söyleyin bakalım bir. Bunlar su dalgaları, ultrasonik falan değil şeyde. Kaynak sola gidiyor. Mesela kaynağın yerini vermesin bize. Kaynağın yerini vermesin. Kaynak ya da şöyle diyelim. Kaynağın bağıl hızı çünkü belki de leğen hareket ediyor. Onu da bilemem ya. Bağıl hız diyelim o zaman. Kaynağın bağıl hızı sola doğru olabilir. Ve gitgide kaynak ne yapıyor sizce? Gitgide hızlanıyor. Bağıl hızı sola doğru ve gitgide hızlanıyor olmalı. Ama o zaman kaynağın yerini söylemeyecek arkadaşlar. Kaynağın yerini sol taraf derse olmaz zaten. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Doppler kaymasıyla da bu görünüm elde edilebilir. Ama o zaman kaynak bağıl hareket olarak sola doğru gidiyordur leğene göre ve gitgide de hızlanıyordur. Ara gitgide küçülüyor çünkü. Ama sabit şeyle gitseydi, o sol tarafın aralıkları belli bir değer, sağ tarafın aralıkları belli bir değer, o zaman başka bir şey söylerdi. Tamam mı? Burada sürekli hızlanıyor. Gittikçe küçülüyor çünkü. Doğrusallığı neden bozulsun? Kaynak böyle bir kaynak. Habire suya böyle giriyor. Neden doğrusallığı bozulsun? Mustafa, kaynak habire suya böyle böyle giriyor. Doğrusallığı niye bozulsun ki? Hayır, niye bozulsun? Kaynak hareket ediyor bak. Buradan girdi. Size göre gösteriyorum. Buradan girdi. Niye yani? Neden? Doğru, hala doğrusal dalga üretiyor. Bir yandan da sıkıştırıyor o tarafa doğru gittikçe. Dolayısıyla şu görünümün olabilecek 3 tane sebebi var. Farkındasınız değil mi? Olabilecek 3 tane sebebi var. Derinlik farklılığı olabilir, kaynağın frekansının farklılığı olabilir ya da Doppler kaymasından dolayı da meydana gelebilir. Ama Doppler kaymasında bu görüntü ancak şöyleydi elde edilir. Kaynak hızlanırsa gitgide. Sabit hızlı değil. Gitgide hızlanırsa. Pekala. Şimdi bir şey daha. Stroboskop dediğimiz bir şeyi hiç duydunuz mu? Stroboskop. Nedir stroboskop? Ne işe yarar? Stroboskop ne? Frekans ölçer. Süpersin Serkan. Nasıl bir yapısı vardır? Bakın şimdi size anlatıyorum. Şöyle bir dalga leğeni var arkadaşlar. Şöyle bir dalga leğeni var. Şu tarafta bir adam var. Parmağını suya sokup sokup çıkarıyor. Ve burada arkadaşlar dalga üretiyor. Atıyorum şöyle dalgalar üretiyor. Tamam mı? Ya da kalemi sokup sokup çıkarsın. Doğrusal üretsin. Fark etmez. Şimdi kaynak bu. Farkındaysanız. Diyorum ki ben şimdi amacım dalgaların frekansını bulmak. Dalgaların frekansını bulmak. FD diyelim. F dalga. Birinci yolum şudur. Adama gider sorarım. Arkadaşlarım sen hangi zaman aralıklarında sokup sokup çıkarıyorsun elini kaynağa suya? Adam söylerse ne ala? O zaman periyodu verir onun söylediği zaman. Mesela dedi ki bana 4 saniyede bir parmağımı sokup çıkarıyorum. Anlarım ki periyot 4 saniye.
Ters çevir frekans 1 bölü 4. İşim çok kolay. Peki adam çakallık yaptı. Söylemiyorum arkadaş dedi. Kendim bul dedi. Bu sefer şunu yaparım. Adamın eline bakarım böyle dikerim gözümü. Elime de bir tane kronometre alırım. Adam suya soktuğu anda kronometreye basarım. İkinci sokuşunda bir daha basarım. Arada geçen zamanı ben kendim bulmuş olurum. Doğru mudur? Periyodu elde ederim oradan. Atıyorum 5 saniye. Ters çeviririm 1 bölü 5 frekanstır dedim. Peki adam bir de şunu yaparsa. Bakın eli böyleydi ya. Bir de kapatıyor böyle. Aa göremiyorsun Hafız. Gördün mü? Göremiyorsun. Adam orada kim bilir ne hareket yapıyor bize. Gördünüz değil mi? Adam kim bilir ne yapıyor bize. Yani elini görmemiz de imkansız artık. O zaman ne yapacağız? Tek bir şeye bakmamız lazım. Dalgalara bakmam lazım artık. Yani kaynağı gözlemleyemiyorsam dalgaları gözlemlemem lazım. Ama dalgaları gözlemlemek için de şeyim nedir? Ya şöyle bir ince aralık yapacağım böyle. Oradan geçen şeylere bakacağım. İşte dalgalara bakacağım değil mi? Ardışık iki dalga tepesi arası kronometreyle zaman ölçeceğim. Tamam mı? Ya bunu yaparım ya da şöyle bir düzenek oluştururum. İyi izleyin bakın. Bir tane yuvarlak karton aldım elime. Kartonun üzerine tek bir tane yarık açtım. Kartonun üzerine tek bir tane yarık açtım. Onun da merkezinden bir eksen etrafında dönmesini sağlıyorum. Mil geçirdim. Böyle bir yapı oluşturdum kendime. Ve bunu, şimdi bu dalgalar bu tarafa doğru gidiyorlar ya, ben de bunu şu şekilde döndürüyorum. Bakın şimdi. Şu an itibariyle yandan bakıyorum dalga leğenine. Yandan bakıyorum. Şu an itibariyle ne gözlüyorum ben burada? Mesela şu hizayı çekelim. Mesela tam şu dalga tepesini gözledim şurada şu an itibariyle. Tam dalga tepesini gözledim. Benim bu adamım dönme 53K dalga tepesi. O ne demek ya? Semih. Bir tane dalga tepesi gözlüyorum. Varsayalım. İyi izleyin şimdi. Eğer benim bu adamım bir tur atıncaya kadar, bu bir tur atıncaya kadar, benim bu aletin adı işte stroboskop. Bu alet bir tur atıncaya kadar, eğer diğer dalga tepesi buradan buraya geliyorsa, bu şu anlama gelir. Benim stroboskopumun periyoduyla dalgaların periyodu birbirine eşittir anlamına gelir. Doğru mu? Varsayalım. Öteki dalga tepesi geldi. O bir tur dönünceye kadar. Ben ne gözlüyorum abi? Ana bir baktım yine dalga tepesi. Periyotlarım eşit mesela düşünün. Benim periyodumla, stroboskopun periyoduyla dalganın periyodu eşit. Hep tepe gözlerim. O bak önümde bir yarık var. Önüm kapalıyor sonra tekrar açılıyor. Önüm kapanıyor tekrar açılıyor. O yarıktan gözlem yapıyorum. Sürekli dalga tepesi gözlüyorum. Ardışık dalga tepeleri mesela. Ne demektir bu? Dalgaları duruyor gibi gözlemek demektir. Neden? Her fotoğrafta, göz şimdi fotoğraf çekiyor habire. Her fotoğrafta aynı görüntü, göz onları ardışık olarak beyin şey yapıyor, kıyaslıyor. Ulan diyor az öncekinde tepe vardı, bunda da tepe var. Hareket etmemiş o zaman bu. İnsan beyni yanılır bu şekilde, yanıltılır biliyorsunuz. Ne oldu? Dalgaları duruyor gözlerim. O zaman şunu söyleyebilirim. Dalgaları duruyor gözlediğimde. Bil ki benim periyodumla dalgaların periyodu eşittir. Ama bir şartla. Ya şöyle oluyorsa ben bir tur atıncaya kadar stroboskop bir tur atıncaya kadar bu dalga tepesi değil de 3 arkadaki dalga tepesi gelseydi ben yine durguyu görürüm. Ama arada 2 tane dalga tepesini aşıyor bak. Yani atlaya atlaya görüyorsam ya ben dalga tepelerini. Öyle bir durumda benim periyodumla dalgaların periyodu aynıdır diyebilir miyim? Öyle bir durumda benim periyodumla dalgaların periyodu aynıdır diyemem. Atlaya atlaya gidiyor çünkü. Belki üçüncü dalga tepesi geldi. Belki beşinci dalga tepesi geldi. Yani hayır ondan değil Sibel. Alakalı değil. Onunla hiçbir alakası yok Sibel. O dediğin yanlış. İyi dinle. Anlatabildim mi? O zaman benim şundan çekinmem lazım.
Ardışık dalga tepelerinin geldiğinden emin olmam lazım benim. Duruyor görüyorum ama ardışık iki tepe geldiğinden duruyor görüyor olmam lazım. Bundan emin olmam lazım. O nedenle de stroboskobu çok yani deneme yanına yapacağız ya şimdi burada. Çok yavaştan başlarsanız döndürmeye. O kadar yavaş döndürüyorsun ki stroboskobu. O bir tur atana kadar düşünsene 5. dalga tepesi geliyor oraya. Yine durgun görüyorsun ama yanlış ölçüm yapmış olursun. Ya da o kadar yavaş çeviriyorsun ki 10. dalga tepesi geliyor. Ardışık değil de 10. dalga tepesi geliyor arkadan. Ulan yine durgun görüyorsun ama eşit değil bunlar. O zaman deneme yanılmayı şöyle yapacaksın. Stroboskobun dönme hızını yavaştan hızlıya doğru değil, tam tersi hızlıdan yavaşa doğru deneme yanılma yapılır. Önce çok hızlı çevirerek başlayacaksın stroboskobu. Sonra yavaş yavaş frenleyeceksin. Ne zaman ki durgun gördüğün dalgaları bil ki ardışık iki tepeyi görüyorsun demektir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani stroboskopta hız ilişkisini, hızı deneme yanılma yapıyorum ya, yavaştan hızlıya doğru değil, deneme yanılmayı hızlıdan yavaşa doğru. Yani önce yavaş sonra gitgide hızlandırarak değil, önce çok hızlı gitgide yavaşlatarak deneme yanılmaya gireriz. Böylelikle ilk kez durgun gördüğümde dalgaları ardışık iki tepe gelmesini aynen senin dediğin gibi Semih garanti altına almış olurum. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ha, güzel. Peki yarık sayısını neden artırıyoruz? Şimdi ona gelelim. Arkadaşlar bakın tek yarıklı stroboskopta her bir tur döndürmek 360 derece döndürmek. Her 360 derece döndürdüğümde bir görüntü alıyorum. Bak her bir turda bir görüntü alıyorum. Bu da çok büyük hızlara karşılık gelmesi lazım. Onun yerine ne yapıyorum bakın. Araları 180 derece olan iki yarık kullanıyorum stroboskopta. Ortasından mil çaktım. Bunu döndürüyorum. Artık böyle bir stroboskop kullanırsam her 180 derecede bir görüntü almış olurum. Stroboskobu öncekine göre daha düşük hızla çevirmeye başlarım. Yani öncekini V ile omega açısal hızıyla çeviriyorsam bunu omega bölü 2 ile çevirsem de olur. Çünkü iki yarık olduğu için her 180 derecede bir görüntü alıyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Stroboskobun döndürme hızını daha yavaş yapabilirim. Aslında bu bununla denktir. İkisi birbirine denktir şu anda. Ha tek yarıklı 360 derece çevir. Ha iki yarıklıyı 180 derece çevir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ama daha yavaş çevir. Aynen öyle Ahmet. Stroboskopun böyle araba tekeri gibi psikopat dönmesi değil de daha yavaş dönmesi, yarık sayısını artırarak daha erişilebilir hızlarda döndürüyorum. Aynı işe yarıyor ama. Mesela 120'şer dereceyle 3 tane yarık yaparım. 120'şer dereceyle 3 tane yarık yaparım. Bakın görüyor musunuz? Şu şekilde 3 yarıklı stroboskop. Şuradan şöyle yap. Yine onu da böyle çevir. 120'şer derece açılıklı onlar. İlkine göre 3'te 1 hızla çevirsem olur. Çünkü her 120 derecede bir görüntü alabiliyorum artık. Yani yarık sayısı artırıldıkça ne demektir bu? Daha yavaş çevirmeye şansına sahibin, işin daha kolay olur. Böyle abartı hızlarla döndürmek zorunda kalma. Yarık sayısı, ha yarık sayısını artırmışım, ha da siz söyleyin. Ne demek o? Yani yarık sayısını artırırsam daha yavaş hızlarla çevirme şansına sahip olurum. Böylelikle ama sonuçta aynı şey. Ha bunu 360 derece döndürmüşüm, ha ötekini 180, ha ötekini 120. Habire ardışık eşit aralıklarla görüntü almış olurum. E peki o zaman bakalım şimdi. İyi izleyin. Şu birincinin periyoduna T diyelim. En yukarıdaki tek yarıklı stroboskop. Ve hızlıdan yavaşa döndürdüm. Ardışık garanti altına aldım. Dalganın periyodu da böylelikle duruyor görüyorum ilk kez T. Şimdi
Frekansı da o zaman. Buna f dersen dalganın frekansı da f. Peki. Ya iki yarıklı stroboskobun daha yavaş çevirdiğim için frekansı f bölü 2. Periyodu 2t olmaz mı? He? Omega 2πf de hatırlatırım. Omegamız 2πf'ti. Omega'yı küçültmek f'i küçültmek anlamına gelir. Anlaşık mı? Peki 3 yarıklı stroboskop f bölü 3 frekansla dönse olur. 3t periyotla dönse olur. Sonuçta 120 derece. Peki size soruyorum şimdi. Buradan yarık sayılarını alalım. Bir yarık var. Burada iki yarık var. Burada üç yarık var. Benim amacım şu f ile eşit değerler elde etmek. Bakın ha 1 ile f'i çarpmışım. Ha 2 yarıkla f bölü 2'yi çarpmışım. Ha 3 yarıkla f bölü 3'ü çarpmışım. Ne değişir? O zaman şöyle diyebilir miyim? F dalga aslında neye eşittir? Yarık sayısı çarpı stroboskobun frekansına eşittir. Doğru değil mi? Yarık sayısıyla frekansı çarparsam hep aynı şey elde ediyorum çünkü. İşte yarık sayısının artırılması deneyi daha rahat yapmanı sağlar. Ama ve lakin biz her zaman aslında şu demek. Bakın bu tek yarıklı stroboskopa çeviriyoruz biz onu. Tek yarıklı olsaydı o tek yarıklının frekansı ne olur diye dönüştürüyor aslında. O da zaten frekansları dalgayla eşittir diyoruz. Ama unutmayın. Hızlıdan yavaşa gitmece. Bakın şimdi. Adam şöyle bir soru soruyor bana. Dalgaların frekansı, f dalga diyorum, f dalga ne olsun abi? 20 olsun. 20 Hz ya da saniye üzeri eksi 1 fark etmez. Ondan sonracığıma en yarıklı bir stroboskop var. Vazgeçtim. Şu f dalga olmasın arkadaşlar. F stroboskop bu. Tamam mı? Ekstroboskop. Yarık sayısı da bunun 3 olsun abicim. Yarık sayısı da 3. O zaman ben bunu tek yarıklı stroboskop gibi düşünürsem. Bak bu 3 yarıklı. Eğer tek yarıklı gibi düşünürsem tek yarıklıyı döndürme frekansım ne olmalı? Soruyorum size. Bunu buna dönüştür bak. 60 olmalı evet. 3 yarıklıyı 20 Hz'de çeviriyorsam 1 yarıklıyı 60 Hz'de çevirmem lazım ki şeyi elde edeyim. Şimdi bu stroboskopu kullanarak aşağıdaki dalgaların hangisi ya da hangilerini tamam mı? Durgun görebiliriz. İlk kez demiyor yani illa eşit olmasına gerek yok şeyleri. Bakın şimdi. Mesela Benim dalgam f dalga 60 Hz olursa ben bunu durgun gözler miyim? Gözlerim değil mi? Uyuyor. Peki benim dalgam 120 Hz frekanslı olsaydı bunu durgun gözler miyim? Harikasınız. Ama bakın 60 Hz'de ardışık tepeleri görürken ardışık tepeleri gözlerken ikincide ise bakın dalgam daha büyük frekansta yani daha sıklaştırmışım dalgaları ardışık atlamalı gözlerim ardışık ikişer atlamalı gözlerim ama yani şöyle bakın dalgalarım şu olsun şu denge konumu birincide ardışık tepeleri gözlerken İkincide şöyle gözlerim. Şunda. Bir bu. Sonrakinde şunu gözlerim. Ama yine durgun gözlerim. Çünkü ben daha yavaş döndürüyorum bakın. 60 Hz. Benimki stroboskop yavaş. Atlamalı gözlerim. Hep ikişerli atlamalı gözlerim. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bakın. 60 değil de şey olsun mesela. 60 değil de evet tam katlarında 180 Hz olsaydı benim dalgamın frekansı yine gözlerim durgun ama bu sefer ardışık
üçer atlamalı gözlerim. Anlatabildim mi? Ardışık üçer atlamalı. Yani şöyle diyeyim size, şuraya dalgaları devam ettireyim. Önce şunu gördüysem, bir iki, bir sonrakinde şunu gözlerim. Üçerli atlamalı gözlerim yani. Dalgamın frekansı daha fazla, bense yavaş döndürüyorum. Ama tam katı olduğu için üçerli atlamalı durgun gözlerim yani. Sonuçta hep tepe gözlerim. Ama frekansım eşit değildir. Ama durgun gözler miyim? Gözlerim. Bu çok önemli bakın. Peki şöyle yapsaydı adam. 60 değil de 30 Hz olsaydı. 30 Hz. Artık arkadaşlar durgun gözleyemem. Ne gözlerim biliyor musunuz? Bir tepe, bir çukur gözlerim. Bir tepe, bir çukur. Apostrof var orada. Bir tepe, bir çukur gözlerim. Çünkü bu sefer ben hızlıyım, dalga yavaş. Görüyorsunuz değil mi? Yani şöyle gözlerim, iyi izleyin. Atıyorum. Bir burayı gözlerim, sarı renge bak. Bir sonrakinde şunu gözlerim. Bir sonrakinde şunu gözlerim. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Geriye doğru diyemezsin Serkan. Bir tepe bir çukur. Ne geri dersin, ne ileri dersin. Bir tepe bir çukur gözlersin. Anlatabildim mi? Şimdi peki şöyle olsaydı benim hızım, dalgalarımın hızı, daha doğrusu frekansı 75 mi? Evet, 75. Dalgam 75 Hz olsaydı yine durgun göremezdim. Anlatabildim mi? Yani önemli olan bakın, stroboskopun frekansımın tam katlarında durgun gözlerim. Az katlarında durgun gözleyemem. Buçuklu katlarında da gözleyemem. Tam katları olacak. Az kat değil, buçuklu katta değil. 75 de gözlemez. Anlatabildim mi? Çukur çukur olar mı? Semih, tepe tepe oluyorsa... Ya bak, ya tepe tepe gözleyeceksin ya çukur çukur gözleyeceksin. Çukur çukur gözlüyorsan da zaten tam katıdır ya. Semih yapma. Bakın ya, bu soru tipini şey yapın, çıkacak karşınıza bakın. Bu stroboskopla şu kadar yarıklı, şu frekansla dönen stroboskopla aşağıdaki dalgalardan hangileri durgun gözlenir? Tam katlara bakacaksınız. Kim kimin tam katı da, onu da şöyle hatırla. Stroboskopum yavaş olsa da olur. Hızlı olmayacak. Stroboskopum düşük frekans, dalgalar büyük frekans. Ama tam katlar. Anladınız mı ne meseleyi? Peki bir tane daha soruyorum o zaman. Bakalım anlamış mısınız? Bu sefer dalgaların frekansını veriyorum abi. Dalgaların frekansı 60 Hz. Bu sefer dalgaların frekansını verdim. Bu dalgaları hangi stroboskopla, birkaç tane stroboskop vereceğim, durgun gözleyebilirim diye soracağım. Birincisi, iki yarıklı, frekansı ise arkadaşlar 30 olan bir stroboskop. İki yarıklı ama frekansı 30 olan bir stroboskop. Olur mu? Olur. Hem de tam olarak ardışıkları görürüm. Doğru mu? Ardışıkları gözlerim hem de. Ardışık tepeleri ya da ardışık çukurları gözlerim. Kafa kafaya geliyor çünkü. Bunu tek yarıklı gibi düşünürseniz 60 Hz'e karşılık gelir. Çarpın ikisini. 60 Hz'e karşılık gelir. Tam olarak ardışıkları görüyorum. Peki. 3 yarıklı ama stroboskopun frekansı arkadaşlar 10. Hertz. Durgun gözler miyim, gözlemez miyim?
Durgun gözler miyim, gözlemez miyim? Gözlerim arkadaşlar. Beni vallahi dinlemiyorsunuz siz. İzle burayı. Üçkağıtçılar, izleyin burayı. Bakın. Bu ikisini çarparsam 30 Hz'e karşılık gelir bunlar, değil mi? Tek yarıklı olsun, 30 Hz olsun. Ben daha yavaşım, görüyor musunuz? Ben daha yavaşım. Stroboskopum yavaş. Dalgaysa hızlı, 60 Hz. Yani ama ardışık değil, ardışık ikişer atlamalı, ikişerli atlamalı gözlerim. Ama sonuçta durgun gözlerim. Az önceki soruya bak. Az önceki soruda stroboskopu verdim, dalgaları sordum. Şimdi ise dalgayı verdim, stroboskopları soruyorum. Arkadaşlar, az öncekinde stroboskopu verdim, dalgaları sordum. Şimdi dalgayı veriyorum, stroboskopları soruyorum. Hangisi hangisine dikkat et. Peki şöyle olaydı. Mesela 5 yarıklı bir stroboskopu, 5 yarıklı bir stroboskopu 2 frekansla döndürseydim. 2 frekanslı döndürseydim. Olur muydu? Bakın çarp bu ikisini, 10 Hz'lik tek yarıklı stroboskopa karşılık gelir bu. Ben her zaman şöyle düşünürüm. 10 Hz, yani tek yarık olsaydı ne olurdu onun frekansı? 10 Hz. Ben daha yavaş mıyım? Yavaşım. Evet. Tam katım mı? Tam katım. Durgun gözlerim. Ama altışarlı atlaya atlaya gözlerim. Altışarlı ardışıkları gözlerim ama. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Stroboskopum 4 yarıklı, frekansım 30 Hz. Gözler miyim durgun? Gözler miyim durgun? Hop! Bunu stroboskopa tek yarıklı stroboskopmuş gibi düşün. 120 Hz'e karşılık gelir bu. Tek yarıklı stroboskop karşılığı 120 Hz. Benim stroboskopum dalgadan daha hızlı olursa, bak tam iki katı, görüyor musunuz? Bu ne demektir? Durgun göremem. Ne görürüm? Bir tepe, bir çukur. Bir tepe, bir çukur gözlerim. Yani durgun göremem. Anladınız değil mi meseleyi? Stroboskopum yavaş olsa olur, problem değil. Ama hızlı olamaz. Şey göremem o zaman. Ara değerler, araya şeyler görür. Bu çok önemli abicim. Bakın bunu ÖSS öğrencilerine bu kadar detaylı anlatmam. Bu kadar detaylı vermeyiz bunu. Vermem. Yani vermeyiz demeyeyim de vermedim hiç. Burada ama size gelebilir bu. Çünkü seçici soru tiplerinden biridir bu. Olabilir. Olur mu? Olur. Görmedin mi hiç böyle soru? Gördüm de yani. Tamam mı? Al bakalım Didemciğim. Orada stroboskopu verdim Didem. Dalgaları sordum. İkincide ise dalgayı verdim, stroboskopları sordum. Tamam mı? Bir ara verelim arkadaşlar, kısa bir ara. Doplerle stroboskop çıkmış oldu aradan. Tamam mı? Tabii ki Ahmet'im, bir geri. Serkan, evet, tam katı olması yeterli. Tam katı olması yeterli. Ama kim yavaş olacak? Stroboskop yavaş olacak. Dalga daha hızlı olacak. Ve tam katı olarak, frekans olarak tam katı olmalı. Hadi bakalım kısa bir ara. Var tabii, Sibel, olmaz mı? Hadi görüşürüz birazdan.